Manşete hoş geldiniz. Hafta sonunu ağırlıklı olarak iki tartışmayla geçirdik. İlki bağımsız adaylar ya da şahsen adaylık başvurusunda bulunanlar 100 bin imzayı toplayabilecekler mi? İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın aday olup olamayacağı, adaylık yeterliliği olup olmadığı tartışması. İki konu var bu konu bu gündemli olarak. Biri diploması, Öbürü de üçüncü kez aday olup olmayacağı. Fakat diploma özellikle son birkaç günde üçüncü kez adaylığı tartışmasının önüne geçti ve özellikle Fahrettin Altun'un iletişim başkanlığının yayımladığı belgelerle bu tartışıldı ve aynı dönemde Erdoğan'la birlikte o diplomayı alan veya benzer diplomayı alan aynı üniversiteden diplomayı alan insanlar kendi diplomalarını yayımladılar ve bizim dipl diplomamızla bu farklı dediler. Ve o diplomadaki bir takım onayların bir takım imzaların sahte olduğu iddiaları beraberinde geldi. Hatta bazı isimlerin de o tarihte profesör olmadığı imzası olan isimlerin filan. Bunlar çokça konuşuldu halen de paylaşılıyor. Fakat şu önemli. O diploma 2014 yılında ortaya çıkmış ve belli ki o yüksek seçim kuluna ibraz edilmişti. Akabinde de e, iletişim başkanlığı ya da işte propaganda bakanlığı öyle diyelim aynı diploma'nın ibraz edildiğini, aynı diploma örneğinin ya da aynı diploma fotokopisinin ya da aslı gibidir. ...işte noterden onayı alınıyor ve ilgili kurumlara veriliyor. Bunun arkasında durması şu açıdan önemli. Bu bir kaynak belge yani yarın öbür gün bu konu araştırıldığında ele alındığında sarayın da kabul ettiği, sarayın propaganda bakanlığının da medyaya servis ederek arkasında durduğu bu belge üzerinden yürünecek. Yani bu belgenin doğruluğu gerçekliği üzerinden yürünecek. Yoksa geriye doğru Erdoğan'ın işte üniversiteyi kazanma belgesi, giriş belgesi falan gibi oldu olacak ilkokul karnelerini de yayınlasaydınız. Bunların bir önemi yok. Önemli olan diploma. Yani orada mühim olan bu. Ve bunun bir kere daha teyit edilmesi, kaynak belge olarak teyit edilmesi önemli. Yarın öbür gün bu belge üzerinden bakılacak. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koydu derken e, buna bakıyoruz esasen. Yani Yüksek Seçim Kurulu e, dün yayımladığı e, kararla, e, 4 sayfalık kararla Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine ilişkin e, kendi ajandasını, kendi... E, işte neler yaptığını ve işte adaylık koşullarını falan uzun uzun anlattı ve bu belgenin sonunda yani bu açıklamanın sonunda Adalet Kalkınma Partisi grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından aday gösterilen Tayyip Erdoğan'ın tam da burada Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve İyi Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuru evrakının incelenmesi neticesinde Herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından adaylık başvurularının kabulüne karar verilmesi gerekmiştir. Şimdi başvuru evrakı incelen, incelendiğinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından dediğinde belli ki evraklar kabul edilmiş. Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse Erdoğan'ın sunduğu evraklar kabul edilmiş ve dolayısıyla açıklanan nedenlerle diyor Cumhurbaşkanlığı adaylığına adaylığına süresi içinde başvuran Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın başvurularının kabulüne, karar örneğinde işte gönderilmesine filan. Yarın salı günü Yüksek Seçim Kurulu kendi takvimine göre geçici aday listesini yayınlayacak, itirazlar başlayacak, birkaç gün sonra da Cumhurbaşkanı adaylığı resmileşecek. Fakat bu arada diploma tartışması geride kaldığı için tüm şeyiyle beraber, tüm polemikleriyle beraber... Bu hafta gündemde olan konu şu olacak. Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir mi, olamaz mı? İşte bu diplomadan daha büyük bir kesinlik taşıyor. Bir anlamda Yüksek Seçim Kurulu önceki kararlarının arkasında durmuş oldu. Yani ben bu diploma yerinde dersem. 2014'te bu diplomayı kabul etmiştim, 2018'de bu diplomayı kabul etmiştim, şimdi 2023'te bu, bu diplomayı kabul etmek durumundayım, reddedersem 2014 ve 2018 kararlarıma ters düşmüş olurum. Dolayısıyla o kararlarım da düşmüş olur. Haliyle bir diplomasız cumhurbaşkanını özellikle 2014'ten bu tarafa teyit etmiş olurum ve 2014'ten bu tarafa bütün işlemler düşer. Buradan hareketle Yüksek Seçim Kurulu'nun gene aynı biçimde önceki kararlarında olduğu gibi diplomayı kabul ettiği anlaşılıyor. Fakat üçüncü kez adaylık öyle değil. Yani üçüncü kez adaylığını reddettiğinizde Cumhurbaşkanı'nın yani Erdoğan'ın ilk iki dönemini kabul etmiş ama üçüncü dönem aday olamaz diyorsunuz. Bu konu belli ki bu haftanın gündemi olacak ve bu konuda itirazlar dile getirilecek. Yani yarın geçici aday listesi resmi gazetede yayınlandıktan sonra buna itirazlar olacak muhtemelen ki zaten Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 mecliste partisi bulunan grubun temsilcileri var. O temsilciler zaten itirazlarını dile getirmişlerdir. Onları da biz göreceğiz ortaya çıkacak ve bu büyük bir kesinlik taşıyor. Hani diplomada bir sürü tartışma olabilir ayrı bir konu ama asıl büyük bir kesinlik taşıyan ve üzerinde tartışma olmayan bir konudur. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı. Anayasa 101 bir kişi iki kere seçilebilir diyor. Anayasa 116 üçüncü kez seçilmesini tek şarta ba bağlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa. İşte üçüncü kez seçilmesini, görevdeki Cumhurbaşkanının üçüncü kez seçilmesini kesin bir hükme bağlayan Anayasa 116 orada duruyor ve buna göre seçim kararı alınmadı. Cumhurbaşkanı kararıyla bir seçim kararı alındı haliyle bu konuda büyük bir kesinlik var. Bu konuda herhangi bir tenakuz, herhangi bir farklı düşünce, tartışma yok. AKP'li hukukçular elbette aksini düşünüyorlar ama işte bu noktada her ne kadar burada bir Yüksek Seçim Kurulu noktayı koymuş. Erdoğan'ın adaylığında herhangi bir problem yok demiş gibi olsa da itirazlara verdiği cevapla da bunu bir kere daha resmileştirecek ve bir anlamda esasen Yüksek Seçim Kurulu birazdan bakacağız. Kendi fotoğrafını da çekmiş olacak kendi şöhretinin birazdan bakacağız altını çizmiş olacak çünkü 14 Mayıs'tan sonra her ne sonuç alınırsa alınsın Yüksek Seçim Kurulu üyeleri başkanı her neyse bu kararla e, anılacaklar ve bu kararın hesabını verecekler. Bu o açıdan da önemli Yüksek Seçim Kurulu çalışmaları takip ediliyor Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde var e, karar oradan da detaylı olarak görülebilir. Fakat e, diploma tartışması ile ilgili e, bir e, cumhurbaşkanına çok yakın isim Metin Külünk'ün 2018'de yani cumhurbaşkanının bir önceki seçimde gene bu tartışma söz konusu olduğunda attığı tweet bir kere daha hatırlatalım. Siyaset diplomayla yapılmaz diyor. Altını siz okuyabilirsiniz. Yani bu bile bir anlamda diploması olsun olmasın Erdoğan bu görevi hak ediyor demek. Yani siyaset diplomayla yapılmaz deyip altını nasıl döşerseniz döşeyin başta esasen bir itirafa veya bir malumu ilama imza atmış oluyorsunuz eski tabirle. Yusuf Ziya Özcan eski YÖK Başkanı. Önceki programlarda onun iddialarını ve attığı tweetleri ekrana getirmiştim. YÖK Başkanlığı döneminde 2007-2011 arasında Marmara Üniversitesi'ne, kendi görevi olmadığı halde merakından soruyor ve Marmara Üniversitesi dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a diyor ki kayıtlarımızda böyle bir belge yok. Yüksek Seçim Kurulu bugün anayasayı askıya aldı diyor. Biraz evvel ekrana getirdiğim dünkü karara atıfla gereğini yapmak için lütfen seçim sonrasını beklemeyin demiş. Burada da çağrı muhalefet partilerine. İzzet Özgenç, ceza hukukçusu Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Yüksek Seçim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden 12. Cumhurbaşkanının yeniden aday gösterilmesine ilişkin başvurunun kabulüne karar vermiştir. Bu karar kurul üyeleri bakımından bir şöhret belgesi mahiyeti taşımaktadır diyor. Biraz evvel vurgusunu yaptığım tweet'te buydu. Yani işaret ettiğim tweet'te buydu. Evet kendi şöhret belgelerine imza attılar. 14 Mayıs'tan sonra her ne sonuç alınırsa alsın, seçim ne biçimde sonuçlanırsa sonuçlansın, Erdoğan'ın adaylığını kabul etmekle Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu mevcut Yüksek Seçim Kurulu büyük bir sorumluluğun altına imza atmış oldu ve bunun hesabını verecekler elbette ileride. İşte malum diploma bu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi tarafından verilmiş. Üzerinde 4 farklı noter kaşesi var, aynı noterlikten bazı kaşeler de var, 2 farklı numara var, bir sürü mühürler, imzalar, şunlar bunlar var. Aynı belge üzerinde duruyor e, iktidar, Saray 2014'ten beri ve bu belge bir kaynak belge olarak ileride bu tartışmalarda e, tartışmaların aydınlanmasına ışık tutacak. Yusuf Ziya Özcan akılları sıra trollük yapmaya çalışan aklı evveler, ak aklı evveler halkımıza diplomanın aslını göstersinler demiş. Noteri ayarlayıp aslı görülmeden aslı gibidir damgası almak AKP'nin taktiğidir demiş. Evet aslını göstermek gerekiyor. Yani siz onaylı bir belgeyle Türkiye'de işe girebilirsiniz, bir yere müracaat edebilirsiniz. Sıradan vatandaşlar açısından bu çok fazla önemli olmayabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı'na talipseniz as, asıl diplomayı koymak durumundasınız. Onaylı belgeyle yürümeyeceksiniz. O arada 100 bin imza konusu Muharrem İnce tamamladı. Sinan Ogan tam, tam, e, tamamladı imzaları. Belli ki Yüksek Seçim Kurulu da resmileştirirse geçici liste salı günü yayınlanacak. Dört aday var. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Ogan. Ee, Sinan e, Ogan'ı bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin e, özellikle önümüzdeki bir hafta 10 günlük süre içerisinde Cumhurbaşkanı adayı olmasından da hareketteki imzaları o açıdan önemsiyordu. İmzalar şu şekilde toplandı, bu şekilde toplandı. Önemi yok. Neticede Cumhurbaşkanı adayı. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlık masasında elini güçlendiren bir unsur olarak bunu kullanacağı açık değilse bu imzanın da adaylığının da seçime girmesinin de bir önemi yok. Bunu da en iyi kendi biliyor. Var mı bir hayalimiz? İkinci turda reisle nasip olur mu? B. Kürtaj dedi. Hatırladınız mı? Bir önceki seçimde ...bir sokak röportajında röportaja kürtaj demişti. Hatta e, dişini fırçala diyen bir kadına da işte al, alın bunu aldıracağım vatan haini falan diye de çıkışmıştı. Sonra da AKP'nin reklamlarında falan oynadı yani. İşte Leman o kürtaj dedeyle Muharrem İnce'yi buluşturmuş. Yani daha ne olsun bir e, siyasetçiye gelinen noktada ibretlik bir final. Final diyorum bu kelimeyi özellikle seçerek kullandım. Muharrem İnce'nin final günleri şu günler bir ilitrasyon dolaşıyor işte masanın etrafında altı lider hatta oraya BTP Hüseyin Başı falan da eklemişler İki belediye başkanı var falan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve malum TikTok'a düşen dans görüntüsüyle Muharrem İnce işte bir biçimde sofranın üstünde dans ediyor. Bir biçimde sofrayı etkilemeye çalışıyor. Bir biçimde esasen kendisi de pastadan pay kapma derdinde. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşirse ne istediğini ve amacının ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Bir anlaşma olur mu? Bir koltuk pazarlığı söz konusu olur mu? Bunların hepsi gündeme gelecektir ve Muharrem İnce'nin şu son bir hafta 10 günde yakaladığı popülerlikle böyle bir sonuç almaya çalışacağı da muhakkak. Yoksa dediğim gibi ne memleket partisi bir şey ifade ediyor ne de Cumhurbaşkanı adayı olması sadece bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanacak. Tabii şu anda Cumhurbaşkanı adayı bunu tescil ettirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu ilerleyen günlerde resmi gazetede tam aday listesini yayınladıktan sonra Oy pusulasında adayların hangi sırayla yayınlanacağına dair kura falan da çekilecek ve oy pusulaları basılacak falan işçi dileşmiş durumda. Nerede kalmıştık? Tweetini önemsiyorum Muharrem İnce'nin bir önceki veya iki önceki yayında da bahsetmiştim. Muharrem İnce'nin özellikle son katıldığı Habertürk yayınında Meral Akşener'e kefilim demesi, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının veya adaylık ihtimalinin bir kere daha altını çizmesi. Orada seçim sonrasına dönük bir hesabı gösteriyor. 3 Mart'ta Meral Akşener masadan kalktığında nerede kalmıştık tweet'ini de bunun için atmıştı Muharrem İnce. Orada da ayrı bir bloklaşma, ayrı bir arayış olduğunu gösteriyordu. Ama kokusu çok beklemeyeceğiz. Seçimden sonra çıkacak bir hikaye. Yani şu anda atılan pek çok adamın özellikle muhalif cephede yapılan pek çok açıklamanın ağır Alioğlu buna dahil. Hepsi seçim sonrası hesaba dönük bu aktörlerin seçim sonrasında da ortaya çıktıklarını çıkacaklarını ve gene aynı mikser özellikleriyle gündemde yer tutacaklarını bilin buna emin olun. Fatih Erbakan konusu geçen haftanın konusuydu ve artık bitti. Önce masadan kalktı sonra tekrar masaya oturdu ama Akşener gibi değil bu biraz daha farklı. Babası gerçekten yaşamının son günlerinde AKP'ye ee, zehir zemberek sözlerle yükleniyor. Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yükleniyordu. Kendi de esasen Cumhur İttifakı'nın 20 senelik günahına ortak olmayız. Daha doğrusu AKP'nin 20 senelik günahına ortak olmayız diyordu. Batmakta olan Titanik gemisine binmeyiz diyordu. Ve ne olduysa partimizin 60'ı karşı diyordu. Bir sürü şey işte son turda Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı destekleriz veya destekleyebiliriz gibi bir açıklaması üzerine başta Konya Teşkilatı üzere olmak üzere partisinin ayağa kalktığını falan söylüyordu. Çok açıklaması var geriye doğru 6-7 aylık 8 aylık arşivlere bakın. Ne olduysa oldu. Bir anlamda ne verdilerse Fatih Erbakan yelkenleri indirdi ve bir son dakika kararıyla Cumhur İttifakı'na katıldı. Ne verdilerse derken bunun içine her şey girebilir. Koltuk pazarlığı olabilir, milletvekilliği pazarlığı olabilir, bir maddi pazarlık olabilir, bir ihale pazarlığı olabilir bilemiyoruz. Ama ailesini dahi, aile fertlerini dahi karşısına aldığı ortada. Şunu da unutmayalım. Fatih Erbakan işte TRT Haber onun yayınını kesmişti. Biz Cumhur İttifakına destek Cumhur İttifakını desteklemiyoruz. Cumhurbaşkanlığına adayım ve yeniden Refah Partisi tüm bölgelerde seçime kendi başına girecektir açıklamasını yaptığı sırada TRT yayını kesmişti. Günler geçmedi ki aynı TRT'ye canlı yayın konuğu oldu ve işte kendisini bu şekilde ifade ediyor. Neden Erdoğan'a destek verdiğini filan. Evet er, er, Erbakan e, dışarıda kalsaydı bir cumhurbaşkanı adayı olarak gerekli imzayı toplayacaktı ve oy pusulasına 5. aday olarak Muharrem İnce ve Sinan Ogan'dan sonra 5. aday olarak ismini yazdıracaktı ve yeniden Refah Partisi de tüm bölgelerde seçime girecekti. %2-3-4 neyse bilmiyorum oy alacaktı. Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı adayı olarak bir miktar oy alacaktı. Ve aldığı oy tümüyle AKP'den ve Erdoğan'dan alınan oy olacaktı. Fakat Siyasette her zaman iki artı iki dört etmiyor. Yani Erbakan şimdi Cumhur İttifakı'na katıldığında yani AKP'ye katıldığında yani Erdoğan'a evet dediğinde o oyları oraya götürmüş mü oluyor? Olmuyor. Ama Erdoğan'ın amacı zaten kendinden oyları çalmaması ya da kendinden oyları kırpmaması. Kendi oylarını bölmemesiydi. Bunu engellemiş oldu bir yerde. Ama Fatih Erbakan'a verilen oyları tümüyle partisine veya kendisine getirdi mi? Hayır. Siyasette 2 artı 2 4 etmiyor çünkü muhakkak Erbakan'a veya Erbakan'ın partisine oy verecek insanlar da yaşadıkları hayal kırıklığının ardından şimdi yeniden bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. İş dünyasındaki kıpırdanmanın nedeni Cumartesi günü sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu enteresan bir yazı kalemi aldı ve bu yazıda özellikle Beşli Çete'ye parmak salladı ve dedi ki Anket yaptıracağız gerekçesiyle kapı kapı dolaşıp para toplamaya ön ayak olanlarınızın niyeti ne acaba? Şimdiden pozisyon almaya, altılı masa ortaklarına ulaşmaya çalışanlarınızın telaşı ne ola ki? Özel mahvillerde, hele burası çok dikkatli, üçüncü parça. Özel mahvillerde ikili üçlü gruplar halinde bir araya gelip cep telefonlarını kapatıp ayrı bir yerde cep telefonlarını bırakarak toplantıya girenleriniz gizlilik dereceli neyi konuşuyor olabilir ki? İfadelere bakar mısınız? Nereden biliyorsunuz? Cep telefonlarının kapatılıp ayrı bir yerde toplantılar yapıldığını şu bu falan. Ya içeride bir köstebek var ya da işte bu faaliyeti takip ediyorsunuz. Başka üçüncü bir şık yok. Bu, bu yazıda da e, Aile Gazetesi Sabah'ta Okan Müderrisoğlu imzasıyla başta Beşli Çete olmak üzere iktidarın bileşenleri, müteahhitlere, İş dünyasına, iş insanlarına bir parmak sallama var ama son derece önemli. Son derece önemli. The Times, Sunday Times daha doğrusu dün e, İngiliz, e, İngiliz gazetesi, mühim etkili bir İngiliz gazetesi, İngiltere'nin en ciddi gazetelerinden biri, e, j e, Z jenerasyonunun, Z kuşağının diyelim daha doğrusu, Yenilmez Erdoğan'ı görevden almaya hazır Z kuşağı başlığıyla bir analiz kalemi aldı ve Erdoğan'ın hoşgörüsüz politikalarına öfkeli olan genç seçmenin başka bir fikri var. Birçoğu hükümetin gündelik yaşama yönelik hoşgörüsüz hamlelerinden ve özellikle sosyal medya paylaşımlarına baskı yapılmasından motive alıyor, motive oluyor demiş bu analiz son derece önemli. Belli ki yani burada da kasıt Z kuşa Erdoğan'ı bitirebilir. Onu görevden alacak bir kuşak varsa o da Z kuşa Erdoğan gençlerin oylarını alamadı. Gençler rahatsız analizi. Bakalım görelim ne olacak. E, Altılı Masal'ın iki aktöründen iki açıklama geldi aynı gün. E, gazetecilerin e, sorusu üzerine Meral Akşener seçimi kazanıyoruz dedi. Ama e, Temel Karamoğluoğlu bunu biraz daha ileri götürerek inşallah seçimlerin neticesinde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyorum dedi. Seçimleri alıyoruz hemen hemen garanti Kılıçdaroğlu seçiliyor dedi. Bu iki ismin özellikle Karamolluoğlu'nun bu çıkışını önemsiyorum. Herkes her şeyi görüyor. Hafta sonu çok paylaşılan bir kareydi. Defne'de, Antakya Defne'de işte bu inşaat kumu değil ha filan diye atılan temelde konuşuyordu Cumhurbaşkanı. Atılan temelde bu, toprağa atmışlar. Yani ovalık yerde. Ee, ev, e, yani esasen ovalara ev yapılmaması gerektiğini falan bu iktidar söylemeye başladı ama ovaya temel atlar ayrı bir konu işte bir demir düzenek yapılmış ve toprağın üstüne, üzerine beton dökülmüş başka bir şey değil sonra da bunu apar topar kaldırmışlar aynısı gene Antakya Yeni Devlet Hastanesi töreninde de olmuş tamamen göstermelik işler temel için bir düzenek kuruyorlar ve bu temel atıldıktan sonra da toplayıp gidiyorlar Acayip bir sistem, acayip bir dönem, acayip insanlar e, ülkeyi yönetiyor ve acayip işler oluyor. Çok çok acayip işler ve bu halkın gözü önünde oluyor. Ve 14 Mayıs'a böyle gidiyoruz. Bu son derece önemli. Bugün Milliyet Gazetesi'nde eski su yataklarında büyük risk dere boyu binalar demiş. Depremde göçen yapıların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zeminde yapıldı. ortaya çıkarken gözler olası Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da bir zamanlar derelerin aktığı bölgelerin üzerinde yıllardır süregelen ihmal ve çarpık yapılaşma nedeniyle konutlar yükseldi deniyor. İşte bunlardan biri olarak da işte bu bunlara örnek olarak da Ayamama, Cendere, Ayazma Dere, Kurbağalı Dere, Ihlamur Dere Kuş Dilik, Khatane Dere,si Ortaköy Dolap Dere, İdaltepe örnek veriliyor. Şimdi bu ıhlamur Dere, fotoğraftaki yer. Ben burayı çok iyi biliyorum çünkü burada oturdum. Sondan ikinci bekarlık evim bu ıhlamur Dere üzerindeydi. 2001-2003 yılları arasıydı zannediyorum burada oturdum. O dönem bu dere yatağı olduğu belli zaten biliniyor. Adı üstünde ıhlamur Dere. Ihlamur deresi zaten sonunda da ıhlamur kası var burada uzun süren bir yıldan uzun süren belki iki yıla yakın ben orada oturduğum sürece süren bir inşaat çalışması oldu bütün yol kaz kazıldı ve tabi o cadde üzerindeki bütün esnafta perişan oldu if iflas edenler oldu ayrı bir konu bütün yol kazıldı ve çok geniş içinden kamyonet ya da minibüs geçecek büyüklükte borular döşendi bu ıhlamur deresinin ıslahı projesiydi ...ve e, yol kazıldı, derine inildi, çok büyük borular döşendi... ...sonra tekrar yol kapatıldı, uzun süren bir inşaattı... ...yani bir anlamda dere ıslah edildi. Haliyle e, geriye doğru elbette bu haberleri yaparken... ...bu tür e, anekdota veya tarihi gerçeklere veya geçmişte neler yapıldığına bakmak gerekiyor. Listelenirken ıhlamur dere verilmiş ve fotoğraf olarak da onun fotoğrafı kullanılmış Beşiktaşlar ama... Bunu da hatırlatma ihtiyacı duydum. Ihlamur Deresi ıslahı yapılmış bir projedir. Ha yeterli yetersiz. Hala güvenli midir, güvensiz midir? Deprem anında üstündeki binalar riskli midir, değil midir? O ayrı bir tartışma konusu ama derenin ıslahı büyük bir inşaat çalışmasıyla yapıldı. Ben oranın bir sakini olarak 2001-2003 yıllarında 2 yıldan uzun bir süre oturdum orada. Bunun tanığıyım. Haber yaparken bu tür konulara da dikkat etmek icap ediyor. Bu benim tanıklığım. Yani her işe evde tanık olacak halim yok ama e, geriye doğru e, oralarda neler yapıldığı veya yapılmadığının da gazeteciliğin araştırması icap ediyor. Evet bir hafta e, Yüksek Seçim Kurulu'nun adayları artık cumhurbaşkanı adaylarını netleştirmesi, pusuladaki kurallarını işte belirlemesi falan bununla geçecek ama ondan sonra asıl kriz, asıl tartışma Asıl mücadele milletvekilli adaylığı için olacak. 9 Nisan'da önümüzdeki hafta sonu adaylık listeleri kesinleşecek. Kim kimle ittifak yapacak, kim kimin partisinden seçime girecek partisinin sıralarından ya da kim kendi başına girecek. Millet ittifakında durum ne, Cumhur ittifakında durum ne? işte orada gerçekten büyük bir fırtına kopacak ve o fırtınadan sonra aday gösterilenler, gösterilmeyenler bayağı bir ...şey çıkacak, polemik çıkacak ee, ve oraya doğru giderken de yani 9 Nisan'a doğru giderken de... ...gerek bu hafta gerekse önümüzdeki hafta özellikle önümüzdeki hafta yoğun tartışmalara tanık olacağız. 9 Nisan'da milletvekili adayları artık son kez yani netleştirilip Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra da... ...listeler kesinleşecek artık kampanya start alacak seçim kampanyası start alacak... Ee, ...bakalım ne olacak... ...önümüzde bir, bir buçuk aylık bir süreç var... ...ve bu süreçte neler olabileceğini... ...hiç kimse kestiremiyor... ...ben de kestiremiyorum... İşte şu son bir haftada yaşadığımız olaylar... ...bireysel e, cumhurbaşkanlığı mücadelesi... ...Fatih Erbakan'ın gidip gelmesi filan... E, ...siyasette hiçbir partiye... ...veya hiçbir kişiye... ...sonuna kadar güven... ...veya laflarına itibar... ...falan gibi bir, şey, bir durum söz konusu değil... ...bunu zaten yaşayarak gördük... Görü, ...görüyoruz ve göreceğiz... ...haliyle... Evet beyan esastır ama o beyanlara itimat edip %100 kesinlikle bir analiz de yapmamak icap ediyor. Şu son birkaç haftada yaşananlar bunu zaten yeterince gösterdi. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla tekrar manşet programında. Hoşçakalın.